Merhaba değerli arkadaşlar, kanalımıza hepiniz cümleten hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün de programımıza başlamadan önce Cenab-ı Allah'ın kitabında Mülk Suresi'nin ilk ayetiyle başlıyoruz değerli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezi biyedihül mülkü ve hu ala kulli şeyin kadirun. Mütlak hükümranlık elinde olan Allah yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yeter değerli arkadaşlar. Kitabımız gene bildiğiniz gibi Bismillahirrahmanirrahim Muhtarul Enlis kitabımız değerli arkadaşlar. 1313 nolu hadis-i şerifte kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsaadeleri alınmadan iki kimsenin arasına oturmaktan kişiyi men etmiştir. Bu hadis-i şerifte Beyhaki'de yer almakta. 1314 nolu hadis-i şerifte de Peygamberimiz üzüm olgunlaşmadan, kararıp yetişmeden ve buğday sertleşmeden, kızarıp yetişmeden satılmasını yasak etmiştir. Bu hadis-i şerifte El-Cemma'da yer almakta. 1315 nolu hadis-i şerifte de dünyadan maddeye tapınmaktan ve dünyada bulunan ahirete unutturucu zevk, hırs gibi şeylerden uzaklaşınız. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Ebu Nuaym Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet etmekte. 1316 nolu hadis-i şerifte de müminin kapısında dilenci bulunmak Cenab-ı Allah'ın o mümine hediyesidir. Müminin kapısında dilenci bulunmak Cenab-ı Allah'ın o mümine hediyesidir. Bu hadis-i şerifte hatipte yer almakta. 1317 nolu hadis-i şerifte de suda yürüyenin ayakları muhakkak ıslanır. Dünya ehli de böyledir. Günahlardan beri olamaz. Beyhaki Enes radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerifi rivayet etmiş. 1318 nolu hadis-i şerifte de düşman ve felakete karşı korunmanız ve Allah tarafından rızıklandırılmanız ancak zayıf olanlarınız, küçüklerinizin, ihtiyar ve muhtaçlarınızın dua ve ibadeti sebebiyledir. Bu hadis-i şerifte Sa'd İbni Ebi Vakkas radıyallahu anh'tan rivayet edilmekte. 1319 nolu hadis-i şerifte de erkekler kadınlara itaat ettikleri zaman helak olmuşlardır. Ahmet Ebu Bekir radıyallahu anh'tan bu hadis-i şerifi rivayet etmekte. 1320 nolu hadis-i şerifte de nefsane arzu yapılmadığı veya söylenmediği müddetçe günahı sahibi bağışlanır. Bu hadis-i şerifte Ebu Nuaym'de yer almakta. 1321 hadisin ravisi yani. 1321 nolu hadiste de üzüntü ve düşünce ihtiyarlığın yarısıdır. Bu hadis-i şerifte Deylemi'de yer almakta. 1322 nolu hadis-i şerifte de Allah'a yemin kasem ederim ki üzerinde bulunduğumuz dünyanın zaman ve nimetin azlığının ahirete nispeti birinizin parmağı şu denize daldırması gibidir. Baksın ki parmağı denizden ne kadar su alarak geri dönüyor. Bu hadis-i şerifte İmam Ahmed el-Müstevrit'te yer almakta. 1323 nolu hadiste de müminin devamlı yorgunluk ve ağrısı günahlarına kefarettir. Bu hadis-i şerifte Hakim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle 1324 nolu hadis-i şerifte de güneşe her gün kar, soğuk şey atan 9 melek tahsis edilmiştir. Güneşe her gün kar yani soğuk şey atan 9 melek tahsis edilmiştir. Eğer bu olmasaydı güneşin harareti düştüğü her yeri yakardı. Bu hadis-i şerifte Teberani'de Ebu Umame radıyallahu anh'ten rivayetle bu hadise iktifa duyuyorum değerli arkadaşlar. Yani demek ki güneşin sıcaklığını, hararetini ne düşürüyormuş? Güneşe her gün kar ve soğuk şey atan 9 adet melek tahsis edilmiştir. Yani görevli 9 melek her gün soğuk şeyler, kar gibi güneşe atıyor. Dolayısıyla da eğer bu olmasaydı güneşin harareti düştüğü her yeri yakardı. Teberani Ebu Umame radıyallahu anh'tan rivayetle
1325 numaralı hadis-i şerifte de Ademoğlunun hepsi kıyamet gününde Livaul Hamd adlı sancağın altındadır. Ve cennet kapısı kendisine açılacak kimselerin en evveliyim. Cennet kapısı kendisine açılacak kimselerin en evveliyim. Bu hadis-i şerifte İbn Asakir, Huzeyfe radıyallahu anh'ten rivayetle Allah-u Teala hepimizi bu sancağın altına toplanmayı da nasip etsin inşallah. 1326 nolu hadis-i şerifte de ilmiyle amel etmeyen kötü alimlerin şerrinden ümmetim için felaketler vardır. Bu hadis-i şerifte Ebu Nuaym'de yer almakta. 1327 nolu hadis-i şerifte de veil olsun bilmeyene ve bilip de bildiğiyle amel etmeyene. Bunlar için felaket ve hasret vardır. Bu hadis-i şerifte Ebu Nuaym'de yer almakta. 1328 nolu hadiste de veil cehenneme bir vadidir. Kafir oraya 40 sene boyunca düşer ve derinliğinden dibine varamaz. Bu hadis-i şerifte Hakim Ebu Sa'd radıyallahu anh'ten rivayet etmekte. 1329 nolu hadis-i şerifte de yalnızlık kötü ahlaklı arkadaştan daha iyidir. Yalnızlık kötü ahlaklı arkadaştan daha iyidir. Salih ve iyi arkadaş da yalnızlıktan hayırlıdır. Faydalı eser ve yazı yazmak sükuttan hayırlıdır. Sükut etmek zararlı kötü yazı yazmaktan hayırlıdır. Bu hadis-i şerifte Beyhakî Ebu Zer'e anlattığı rivayetle 1330 nolu hadiste de yemekten önce ve yemekten sonra abdest almak fakirliği def eder ve hem de peygamberlerin sünnetindendir. Bu hadis-i şerifte Teberani İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayetler. Yani yemekten önce ve yemekten sonra abdest almak fakirliği def eder ve hem de peygamberlerin sünnetlerindendir. Yani yemekten önce abdest almak, yemekten sonra da abdest almak hem fakirliği def ediyor hem de peygamberlerin sünnetlerindendir. 1331 nolu hadis-i şerifte de çocuk kalp meyvesidir ve cennetin rızkındandır. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'de yer almakta. 1332 nolu hadis-i şerifte de biz bütün felaket aile efradına mal bırakıp Allah'ına kötülükle varan kimse içindir. Biz bütün felaket aile efradına mal bırakıp Allah'ına kötülükle varan kimse içindir. Deylemi İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayetle bu hadis-i şerife. 1333 nolu hadis-i şerifte de varlığın kudret elinde olan Hazreti Allah'a yemin ederim ki şeriatın güzel gördüğü marufu yani iyiliği muhakkak emrederseniz ve şeriatın kötü gördüğü şeylerden nehyederseniz yahut Cenab-ı Allah üzerinize azap göndermesi yakın olur da o azabın kaldırılması için Allah'a dua edersiniz fakat o duanızı kabul etmez. Bu hadis-i şerifte Tesirul Resul'de yer almakta. 1334 nolu hadis-i şerifte de sol elinizle yemeyiniz zira şeytan sol eliyle yer. Bu hadis-i şerifte İbn-i Mace'de yer almakta. Sağ ile yemek sünnet değerli arkadaşlar. Dolayısıyla sol elden men edilmiştir. 1335 nolu hadis-i şerifte de La ilahe illallah tevhid kelimesi hiçbir amel geçemez ve bu kelime hiçbir günah bırakmaz. Bu hadis-i şerifte gene İbn-i Mace'de yer almakta. 1336 nolu hadis-i şerifte de emanete riayet etmeyenin kamil imanı ve sözünde durmayanın da sağlam dini yoktur. Bu hadis-i şerifte İbn-i Hibban'da yer almakta. 1337 nolu hadis-i şerifte de bir şeye dayanarak yemek yemem. Bu hadis-i şerifte Buhari'de yer almaktan. Yani Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye dayanarak yemek yemem diyor. 1338 nolu hadis-i şerifte de birbirinize karşı kin gütmeyiniz. Haset etmeyiniz. Sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Bir Müslümana din kardeşiyle 3 günden fazla dargın durmak
helal değildir. Bu hadis-i şerifte Enes radıyallahu anh'ten rivayetle 1339 nolu hadis-i şerifte de kabirler üzerine oturmayınız ve kabirlere karşı namaz kılmayınız. Bu hadis-i şerifte Müslim'de yer almakta. 1340 nolu hadiste de ihtilaf etmeyiniz. Zira sizden evvelkiler ihtilafa düştüler de helak oldular. Bu hadis-i şerifte İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edilmekte. 1341 nolu hadis-i şerifte de rahmet melekleri köpek ve canlı sureti bulunan bir eve girmez. Bu hadis-i şerifte Buhari Müslim'de yer almakta. 1342 nolu hadis-i şerifte de yalnız 3 mescit için ziyaret maksadıyla sefere çıkılır. Birincisi Mescid-i Haram, ikincisi Mescid-i Aksa, üçüncüsü benim bu Medine'deki mescidim. Bu hadis-i şerifte Buhari'de yer almakta. Allah Resulü yani 3 mescidi ziyaret için sefere çıkılabileceğini söylüyor. Birincisi Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve bu benim bu Medine'deki mescidim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifte Buhari'de yer almakta. 1343 nolu hadis-i şerifte de insanlar iftarı tam vaktinde yapmaya devam ettikçe hayır üzerinedirler. Bu hadiste Cemma'da yer almakta. 1344 nolu hadis-i şerifte de fecirden şafak doğmadan önce gece oruca niyet etmeyenin makbul orucu yoktur. Fecirden şafak doğmadan önce gece oruca niyet etmeyenin makbul orucu yoktur. Bu hüküm adak, kefaret ve kaza orucu içindir. Bu hadis-i şerifte El-Cemma'da yer almakta. Yani gece niyet etmeyenin orucu makbul orucu yoktur diyor ama bu hüküm ancak diyor ki adak, kefaret ve kaza oruçları içindir diyor. Bu hadis-i şerifte El-Cemma'da yer almakta. 1345 nolu hadis-i şerifte de ölülerinizi ancak hayırla anın. Bu hadis-i şerifte Nesai'de yer almakta. 1346 nolu hadiste de son nefesinin nasıl ve ne hal üzerine çıktığını görmedikçe hiçbir kimsenin leh veya aleyhinde ameline hayret etmeyiniz. Bu hadis-i şerifte Teberani'de yer almakta. 1347 nolu hadis-i şerifte de öfkelenme ki cennet senin içindir. Öfkelenme ki cennet senin içindir. Bu hadiste Teberani Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayetle 1348 nolu hadis-i şerifte de rüyayı ya alimlere ya öğüt verenlere anlat. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'de yer almakta. Yani rüyamızı önümüze gelen herkese zaten anlamazlar değerli arkadaşlar. Dolayısıyla ya rüyayı ya alimlere diyor ya da öğüt verenlere anlat diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste Tirmizi'de yer almakta. 1349 nolu hadiste de hastalarınızı yemek ve içmeye zorlamayınız. Çünkü Allah onları yedirir ve içirir. Hakim Akabe İbni Amr radıyallahu anh'tan rivayetle. 1350 nolu hadis-i şerifte de kız çocukları kerih görmeyin. Zira onlar munis ve şefkatlidir. Bu hadis-i şerifte Akabe İbni Amr radıyallahu anh'tan rivayetle. 1351 nolu hadis-i şerifte de din kardeşinle mücadele yapma. Onunla alay etme ve ona yapamayacağın vaat etme. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'de yer almakta. 1352 nolu hadiste de babalarınızdan yüz çevirmeyiniz. Kim babasından yüz çevirirse şüphesiz o nankörlük etmiş olur. Bu hadis-i şerifte Buhari'de yer almakta. 1353 nolu hadiste de bir kadın yanında kocası veya mahremi nikahı kendine caiz olmayan yakını bulunmaksızın 2 günlük mesafe için sefere çıkamaz. Bu hadis-i şerifte Buhari'de yer almakta. Bir kadın yanında kocası veya mahremi yani nikahı kendisine caiz olmayan yakını bulunmaksızın
iki gün mesafe için sefere çıkamaz diyor Allah Resulü. Bu hadiste Buhari'de aramakta sallallahu aleyhi ve sellem. 1154 olan hadis-i şerifte de merhamet ancak şaki yani kötü olan kimsenin kalbinden çıkarılır. Bu hadis-i şerifte İbn-i Hibban, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayetle 1335 nolu, 1355 nolu hadiste de La havle ve la kuvvete illa billah 99 derde devadır. Bu hastalıkların en hafifi de üzüntüdür. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar İbni Ebiddünya Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle 1356 nolu hadis-i şerifte de Müslümanı korkutmayınız. Zira Müslümanı korkutmak büyük bir zulümdür. Bu hadis-i şerifte Teberani'de yer almakta. Yani La havle ve la kuvvete illa billah demek değerli arkadaşlar 99 derde devalar ve en bu hastalıkların en hafifi de üzüntüdür diyor değerli dinleyenlerimiz. 1357 nolu hadis-i şerifte de rüzgara sövmeyin çünkü o Allah'tan bir emirle esiyor. Bazen bereketli yağmur, rahmeti ve bazen de felaket olan kasırga gibi azabı getirir. Ancak siz Allah'tan hayrını isteyin ve şerrinden de Allah'a sığının. Bu hadis-i şerifte İmam-ı Ahmet'te yer almakta. 1358 nolu hadiste de ömür boyunca hiç bozmadan devamlı oruç tutanın orucu oruç değildir. Diğer bir rivayette de orucu oruç, iftarı da iftar değildir. Bu hadiste muttefakun aleyh de yer almakta. 1359 nolu hadiste de 1359'da Yahudi ve Hristiyanlar gibi selam vermeyin. Onların selamı el ve kaşları iledir. Bu hadis-i şerifte Beyhaki Cabir radıyallahu anh'ten rivayetle. 1360 nolu hadiste de yalnız müminle dost ol ve yemeğini takva sahibi Allah'tan korkan yesin. Bu hadis-i şerifte Ebu Davud'da yer almakta. 1361 nolu hadis-i şerifte de kendisinde gördüğü fazilet kadar sende fazilet tanımayan hiçbir kimseye dost olma. Kendisinde gördüğü fazilet kadar sende fazilet tanımayan hiç kimseye dost olma. Bu hadis-i şerifte Ebu Naim'de yer almakta. 1362 nolu hadis-i şerifte de hizmetçileriniz kapları kırdığı zaman onları azarlayıp dövmeyiniz. Zira o kapların da tıpkı insanların eceli gibi eceli vardır. Bu hadis-i şerifte Ebu Nuaym'de yer almakta. 1363 nolu hadis-i şerifte de açık bir töhmetten başka sebeple hanımları boşamayın. Zira Cenab-ı Hak zevk için evlenen erkeklerle kadınları sevmez. Bu hadis-i şerifte Teberani'de yer almakta. 1364 nolu hadiste de din kardeşine gelen belaya sevinme ki sonra Allah ona afiyeti sana da o belayı verir. Allah ona afiyeti ve sana o belayı verir. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'de yer almakta. 1365 nolu hadis-i şerifte de hiçbiriniz ölümü istemesin. Eğer o kimse iyi bir insana belki iyiliğini artıracaktır. Hiçbiriniz ölümü istemesin. Eğer o kimse iyi bir insansa belki iyiliğini artıracaktır. Eğer kötü ise tevbe edip Allah'ın rızasını kazanması umulur. Bu hadiste Buhari'de yer almakta. 1366 nolu hadiste de hiçbiriniz kendisine gelen beladan dolayı ölümü istemesin. Muhakkak istemesi gerekiyorsa şöyle desin. Allah'ım hayat benim için hayırlı oldukça beni yaşat ve eğer ölüm benim için daha hayırlıysa beni öldür. Bu hadiste El-Cemma'da yer almaktan. 1367 nolu hadiste de bir adam oturduğu yerden başkasını kaldırıp sonra yerine oturmasın. Fakat sıkışın, yer genişletin. Bu hadiste muttefakun aleyh de yer almakta. 1368 nolu hadiste de bir hakim öfkeli olduğu halde
iki kişi arasında hüküm vermesin. Bu hadiste Buhari'de yer almakta. 1369 olan hadis-i şerifte de tedbir gibi akıl yoktur. Sakınıp korunmak gibi takva yoktur. Güzel Allah gibi iyi şey yoktur. İbn-i Mace, Huzer radıyallahu anh'ta hadis-i şerifi rivayet etmekte. 1370'li hadiste de ben çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan kendisine daha sevgili olmadıkça hiçbiriniz kamil iman etmiş olamazsınız. Bu hadis-i şerifte Buhari, Müslim, Enes radıyallahu anh'tan yer almakta. Allah Resulü diyor ki, yani biriniz diyor ki beni, ben diyor çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan kendisine sevgili olmadıkça hiçbiriniz kamil iman etmiş olmazsınız. Bu hadis-i şerifte Buhari, Müslim, Enes radıyallahu anh'tan rivayetle. 1371 olan hadis-i şerifte de cemaat ancak birbirinin sırrını ifşa etmemek üzere emniyetle oturum yapsın. Bu hadis-i şerifte Muhlis, Mervan radıyallahu anh'tan rivayetle. 1372 olan hadis-i şerifte de kimse gücü yetmediği şey hususunda misafirine karşı asla küflet yapmasın. Bu hadis-i şerifte Beyhaki'de yer almakta. 1373 olan hadiste de cennette ancak merhametli olan girer. Bu hadiste Beyhaki Enes radıyallahu anh'tan rivayetle. 1374 olan hadis-i şerifte de içinizden herkes muhakkak surette Cenab-ı Allah'a hüsnü zan yapar olduğu halde ölsün. İçinizden herkes muhakkak surette Cenab-ı Allah'a hüsnü zan yapar olduğu halde ölsün. Hüsnü zan iyi zandı. Yani Allah bize merhamet edeceğine inanıyoruz. Bu zanla ona o halde ölsün diyor. Bu hadis-i şerifte İmam Ahmet'te yer almakta. 1375 nolu hadiste de kendisi için sevdiğini din kardeşi için sevmedikçe hiçbiriniz kamil mümin olamazsınız. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerifte Buhari'de yer almakta. 1376 nolu hadiste de uyanık mümin bir yuvadan delikten iki defa ısırılmaz. Uyanık mümin bir yuvadan, yani delikten iki defa ısırılmaz. Bu hadis-i şerifte Buhari'de yer almakta. 1377 nolu hadiste de akıntısı olmayan durgun suya hiçbiriniz idrar yapmasın ki sonra orada yıkanır. Bu hadis-i şerifte Buhari'de yer almakta. 1378 nolu hadiste de hilekar ve ahlakı kötü olan cennete giremez. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'de yer almakta. 1379 nolu hadiste de mümin tan edici, lanet eden, kötü söyleyen, hayasız değildir. Bu hadis-i şerifte Müslim'de yer almakta. 1380 nolu hadis-i şerifte de kibrinden dolayı elbisesini çekip uzatana Allah rahmet nazarı ile bakmaz. Bu hadiste El-Cemma'da yer almakta. 1381 nolu hadiste de insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki mümin beslediği koyundan daha zelil olacaktır. İbn-i Asakir, Enes radıyallahu anh rivayetle insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki mümin beslediği koyundan daha zelil olacaktır. 1382 nolu hadiste de her biriniz din kardeşinin gözündeki çöpü görüyor fakat kendi gözündeki kirişi unutuyor. Bu hadis-i şerifte Ebu Nuaym, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle. 1383 nolu hadiste de çalışmasını doğru ve güzel yapan işçiyi Cenab-ı Allah sever. Bu hadis-i şerifte Teberani'de yer almakta. 1384 nolu hadiste de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Hazreti Peygamber aleyhisselam Efendimiz Ramazan ve Kurban bayramlarında namaz için Mescid-i Şerif'e çıkar ve ilk olarak başladığı şey namaz olurdu. Sonra dönerek cemaate karşı dururlar ve cemaat saflarında bulundukları halde onlara vaaz ve
emrederler diye. Bu hadis muttefakuna aleyh değerli arkadaşlar, bu hadiste burada bulunmakta. Bu kelimeyi dilim çok telaffuz edemiyor. 1385 numaralı hadis-i şerifte de bir topluluk diğer bir topluluğa uğradığı zaman içlerinden birisinin selam vermesi kafidir. Selam verilen cemaatten birisinin selamını alması kafidir. Diğerlerinden müstahni kılar. Bu hadis-i şerifte İmam Ahmet'te yer almakta. 1386 numaralı hadiste de küçük büyüğe yürüyen oturana, az olanlar kalabalığa, yani küçük büyüğe yürüyen oturana, az olanlar kalabalığa, süvari olan yaya selam verir. Bu da hadiste muttefakun aleyh'te yer almakta. 1387 numaralı hadis-i şerifte de Allah'ın kitabının en iyi okuyan cemaate imam olur. Eğer kıraat hususunda müsavi olursa peygamberin sünnetini en iyi bilen, sünnete de müsavi olurlarsa Mekke'den Medine'ye en önce hicret eden ve hicrette de müsavi olurlarsa en yaşlı olan imamlık yapsın. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Müslim'de yer almakta. 1388 numaralı hadis-i şerifte de şeriatın güzel gördüğü maruf 100 kişi elinde dolaşır. Bu kimselerden sonuncusu ecir bakımından sevap hususunda evveli gibidir. İlk iyilik yapanın mükafatını alır. Şeriatın güzel gördüğü maruf 100 kişi elinde dolaşır. Bu kimselerin sonuncusu ecir bakımından sevap hususunda evveli gibidir. Yani ilki gibidir. İlk iyilik yapanın mükafatını alır diyor. İbn-i Neccar Enes radıyallahu anh'ten rivayetle 1389 numaralı hadis-i şerifte de sizden biriniz dua ettim de benden kabul olunmadı der. Acele yapmadıkça duanız kabul edilir. Bu hadis-i şerifte Buhari, Müslim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayetle 1390 numaralı hadiste de din meselelerine kolaylık gösteriniz, zorluk göstermeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bu hadis-i şerifte Buhari'de yer almakta. 1391 numaralı hadis-i şerifte de kıyamet gününde peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler şefaat eder. Bu hadiste İbn-i Mace'de yer almakta. 1392 numaralı hadiste de ey genç, Allah'ın hakkını koru ki Allah da seni korusun. Allah'ı, hak ve vecibelerini koru ki onun mükafatı karşısında bulasın. İstediğin zaman Allah-u Teala Hazretlerinden iste, yardım talep ettiğin zaman da Allah Azze ve Celle Hazretlerinden talep et. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'de yer almakta değerli dinleyenlerimiz. 1393 numaralı hadiste de ey gençler topluluğu, sizden herhangi biriniz cinsi münasebette muktedirse evlensin. Zira evlenmek gözlerinizi haram şeylere bakmaktan daha çok koruyucu ve avret mahallenizi zina gibi gayri meşru şeylerden daha fazla muhafaza edicidir. Evlenmeye gücü yetmeyen oruç tutsun ve şehvetini zayıflasın. Zira oruç tutmak onun için şehvetini kırıp teskin edicidir. Bu hadis-i şerifte Cemma'da yer almakta. 1394 numaralı hadiste de ahir zamanda cahil abidler ve fasık Kur'an okuyucuları olacaktır. Bu hadis-i şerifte Bunayn'de yer almakta. Değerli arkadaşlar, böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. 1395 numaralı hadiste de durduk değerli arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Arkadaşlar, son bir dakika daha istedik kameraman arkadaşımızdan. Çünkü iki hadis daha okuyup başka bir bölüme geçeceğiz. 1395 numaralı hadiste de Ademoğlu ihtiyarlar, lakin hırs ve emel, bu ikisi onunla baki kalır. İhtiyarlamazlar. Bu hadis-i şerifte İmam Ahmet'te yer almakta. 1396 numaralı hadiste de yukarıdaki veren el aşağıdaki alan elden hayırlıdır. Yukarıdaki el
verendir, aşağıdaki el ise isteyendir. Bu hadis-i şerifte İbn-i Ömer radıyallahu anh'tan rivayetle, bir önceki hadisimizde İmam Ahmet'te yer almakta. Değerli arkadaşlar, böylelikle 1396 hadis şu ana kadar okuduk sizlere değerli arkadaşlar. Şöyle de kameraman arkadaşımız eğer netleştirebilirse, şuraya kadar bir gösterirse. Evet. 1396 hadis okuduk değerli arkadaşlar şu ana kadar. Camiru Muhtar-ı Hadis kitabımızdan. Şimdi bir sonraki bölüm de değerli arkadaşlar burada bitiyor ve yeni bir bölüme geçtik. Burada da nefislerin tezkiyesi hakkında vaaz örneklerine geçeceğiz değerli arkadaşlar. Yani bir sonraki videomuzun konusu nefislerin tezkiyesi hakkında vaaz örnekleri değerli arkadaşlar. Bu konuyu işleyeceğiz. Allah-u Teala bu 1396 hadis-i şerifi size aktarmamı nasip ettiği için Yüce Rabbime sonsuz şükürler olsun değerli arkadaşlar. Cenab-ı Allah bunları tekrar tekrar dinlemeyi ve onlarla amel etmeyi nasip etsin. Ve umarım bunları da okuyanlar, dinleyenler de faydalanır. Ve biz de bu faydalanan kişilerin sevabı kadar sevap kazanırız değerli arkadaşlar. Sebep olan, yani iyi bir işe sebep olan onu yapan gibidir değerli arkadaşlar. Allah hepimizden razı olsun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. İyi akşamlar.